Arkadaşlar merhabalar, Eda'nın annesi ben, yine beraberiz. İkinci videomuz, Macbank'le biraz da sohbet. Yani sizin bayıldığınız şeyi yapıyoruz şu anda. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? Biz başlıyoruz. Aslında ben pek aç da değilim. Ama eşlik edeceğim kızımı. Bu sefer bir farklılık yaptım. McDonald's'tan söylettim ama et söylettim. Tavuk hep tavuk yiyorduk. Zaten annem de et seviyor. O yüzden et söyledik ve et yiyeceğiz. Haydi bismillah diyelim. Gündem konumuz ne olsun istersiniz diyeceğim ama sizlerden bir ses gelmediği aşkım, için. O video. Video yani canlı yayın değil. Anlıyorum. Şey... Ben sana soru sorayım, sen de o konu hakkında fikirlerini sun. Olabilir. Tamam o zaman. Neden bahsetsek? TikTok hakkında ne düşünüyorsun? Gündem. Vallahi ben TikTok'u tasdik etmiyorum. Hatta çok karşıyım. Çünkü hani günümüzde bilgi verici şeyler dururken, mesela bilgi derken hani ilim adına olsun, normal hayata, koşullara, ne desem, günümüzde yaşanan bu pandemi olayları falan, çok önemli konular varken TikTok'taki gördüğüm görüntüler beni şok ediyor, çok karşıyım. Nasıl desem, yaşını başını almış yaşlı teyzeler olsun, dedeler olsun, gençlerimiz olsun özellikle, sırf nasıl desem takipçi kazanmak için vesaire şeyler için resmen maskaraya dönmüş bir ortam görüyorum TikTok'ta. Gerçekten utanıyorum bir kadın olarak. Yakıştıramıyorum. Hatta insan olarak diyelim, bir kadın değil de. Yakıştıramıyorum. Basitleşmiş, hafifleşmiş görüyorum yani. Hani bu herkes için geçerli değil. Yapanlar için özellikle söylüyorum. Ben de TikTok'a kınıyorum. Açtım. Kınıyorum. Ben TikTok açtım. TikTok'ta bilgi verici şeyler çekiyorum. Sürekli bilgi paylaşıyorum. Korku bilgileri çok seviliyor. Onları paylaşıyorum. Ben de TikTok'a karşıyım. Ama çok çok güzel şeyler çekenler de var. Hani o saçmalıklardan hariç. Çok güzel bilgi verenler var. Şey sunanlar var. Nedense benim önüme bilgi verecek şekilde çıkmadı. Evet. Normalde Instagram'da çok takılan bir insanım. Durum yapıyorum. Beğeni yapıyorum. Hak edene. Tabii herkese beğeni yapmıyorum bu arada. Orada çıkıyor TikTok diye. Şöyle bir basıyorum. Yemin ederim tam seyredemiyorum. Bilmiyorum. İçim almıyor. Yakıştıramıyorum. O şekilde. Kapanacak falan dediler de hiç öyle bir şey olmadı. Keşke kapansaydı. Ben hatta demiştim, becerebilsem kendi başıma, ama benimle olmuyor bu işler tabii. Bir tek kişiyle olmadığı için. Yani devletin bir el koyması mı lazım bilmiyorum ki. Şimdi bu videoda da bir şey söyleyeyim mi? Vazgeçtim. Saçma sapan şeyleri yaparlar. En büyük zarar veren şeylere ellemezler. Evet. Evet. Bilgi veren, yararlı olan şeyler hep kısıtlanıyor, engelleniyor. Maalesef günümüzde öyle. Ama bu gibi saçmalıklar çok seyrediliyor diye, çok tıklanıyor diye izin veriliyor. Acaba vergi mi alınıyor? Tabii. Bak burada bir şüpheliyim. Vergi de almıyor değil. Devlet vergi alıyorsa normaldir. İzin veriyor. Mesela YouTube'dan vergi veriyoruz. Bismillah. Bir de sizin karşınızda yiyoruz ama. Zaten onlar onu seviyor. Bir de şey var anne. TikTok'ta viral olmuş. Full ritüel. Herkes ritüel yapıyor. Küçük çocuklara büyüyü ritüel olarak kandırıp yapmalarını sağlıyorlar. Kağıtlara, 7 kere isimler, ne bileyim neyler ve bunu herkes yapıyor hemen hemen. Çok riskli. Ritüel demek, büyü demek. Bir nevi büyü, bir nevi cin çağırma. Evet. Ki bu becerilmezse, ki bunun da bir adabı var, bir kültürü vardır. Herkes beceremez. İlmini bilmeniz lazım, yoksa çok sıkıntı. Musallat bile yaşanabilir, evet. Allah korusun. Hele de günümüz çocuklar, gençler bilmiyor. Gerçekten çok riskli. Hiç tavsiye bile etmiyorum. Yani
ilginç şeylere takılmış. Hani ilgi çeksin. Biz nasıl ilgi çekebiliriz? Biz nasıl yani göz önünde bulunabiliriz diye millet kendini maskaralığa vermiş. Hiçbir şey diyemiyorum. Hani bir şiir sayfası aç. Bir kitap yazarken beraber paylaş. İnan, bir canlı yap. Bir onları yapanlara da dalga geçiyorlar. Bilmiyorum. Yani güzel olan şeye dalga geçiyorlar. Geçsin de dalgayı. Hakikat neyse mutlaka hakikatli bir insan seni keşfeder. Az olsun, öz olsun. Öyle diyorum. Az insan çok huzurdur arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. Hani çok olsun takipçim böyle olsun. Ama ne ödüğü belirsiz takipçim olsa ne olmasa ne. Hiç olmaz. Ben Instagram sayfam var arkadaşlar. Orada bazen yayın açıyorum. Müzik istedikleri gibi hani abla bunu çal, abla bunu çal. Onların gönlü hoş olsun diye yapıyorum. Her akşam hemen hemen. Çok da memnun kalıyorlar. Yani fazla takipçim yok. Bazen hani öyle duruma getiriyorlar ki DM'den yazanlar oluyor. Direkt engelliyorum. Yani yanlış konuşanı daha doğrusu. Herkesi değil. Edebini bileni bırakıyorum. Problem yok. İşte diyeceğim fazla takipçi hiç önemsemiyorum. Nasıl hiç iyi bir şey değil. Yani ben her zaman diyorum ki az insan çok huzur. Tabii ki. Çünkü kendini bilmeyen o kadar dengesiz insanlar bazen katıldılar yayınıma. Orada bile böyle bir tartışma hali yaşandı. Çok iğrençti. Direkt takipten attığım çok insan oldu. Hatta engellediğim insan o kadar çok ki. Ya orada bir yayın yapıyoruz. Belirli arkadaşlarım var. İstekleri oluyor. Ben de memnun olsunlar diye uğraşıyorum. Ama birkaç kişi gelip huzuru bozunca ben her zamanki kelimem az insan çok huzur. Katılıyorum. Hiç gerek yok o kadar insana falan. Hatta benim başım ağrıyor. Çok insanla görüştüğüm zaman, bir şeyler yaptığım zaman hemen eve gelmek istiyorum. Aynen. Benim kızım öyle. Asaletlidir. Övme amaçlı değil. Asalet dediğim asildir. Her zaman kendini koruyabilen, taşıyabilen, güçlü, azimli, tutunu koparan. Ben öyle yetiştirdim onları. Hiç kimseye muhtaç olmayın. Minnet etmeyin. Kimseye eyvallahınız olmasın. Güçlü olun. Ayağınızın üstünde durun. Allah'ın izniyle diyorum. Eda'ya olsun, kardeşine olsun. 14 yaşında bir de oğlum var benim. Belki biliyorum, görmüşsünüz. Çok seviyorum. Yağız. Gerçekten güçlü iki insan yetiştirdim. Faydalı olduklarını da biliyorum herkese. Yararlı olduklarını. Ve gurur duyuyorum onlarla. Ha arada olmuyor mu? Arada oluyor. Bizim de kendimize göre sorunlarımız oluyor. Nasıl desem, bazı konularda anlaşmadığımız noktalar çok oluyor. Bu çok ama önemli. Daha çok oturarak, konuşarak bunu çözmeyi deniyoruz ve oluyor. Hamdolsun. Öyle büyük kavgalarımız, tartışmalarımız olmamıştır. Allah'a şükür. Onlar beni anlamaya çalışıyor. Ben onları anlamaya çalışıyorum. Bu şekilde çözümleniyor yani. Çözülmeyecek hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Yeter ki birbirinizin dilinden anlamanız. Anlamak çok önemlidir. Yani benim için çok önemli bir kavramdır. İnsanın birbirini anlaması en önemli şeydir. Bakıldığında anlaşılmak kadar güzel bir şey yoktur. Hani sen mesela çok üzgün olduğun günler oluyor. Bir sıkıntılı gününde ağladığın günler oluyor. Sorunların oluyor. Karşıdaki mesela Eda, hani örnek veriyorum. Bana baktığında gözlerim şiş olmuş, ağlamışım ama hani silmişimdir. Bana o esnada bakınca anlamasını isterim. Yani anne ağladın mı sen deyip şöyle bir bakışı yeter bana. Hani anlaşılmak çok önemli bir kavramdır. Ha ben orada ne diyeceğim ona? Ağladım, zırzır ettim demeyeceğim. Ben onları güçlü yetiştirdiğim için gözyaşımı silip yok kızım biraz başım ağrıyor deyip geçtiğim çok zamanlar var. Yani kendimi hiç güçsüz göstermedim çocuklarıma. 22 yaşına geldi. Eda sorabilirsiniz. De şeker hastasıyım ben bu arada. Her zaman sağlığım yerinde gitmiyor. Bazen o kadar enkazlar atlattığım günlerim oluyor. Ama yine de
onlara belli etmiyorum, yansıtmıyorum. 22 yaşında belki beni 3-4 defa uzandığımı görmüştür. Şahit olmamıştır. En kötü hallerimde bile kalkmış, bütün hizmetimi yapmışımdır. Hizmet derken hani yemekleridir, bulaşıklarıdır vesaire, ufak tefek şeylerini kendimce yapıyorum çok şükür. Neden? Neden mücadele ediyorum diyeceksiniz. Neden hastayken abla uzanma hakkın, dinlenme hakkın, söylemen hakkın? Yaratılış mı öyle? Sanki öyle yapınca onlar ezik yetişecekmiş gibi, güçsüz olacaklarmış gibi. Hani beni öyle güçlü görünce onlar da hani bütün zorluğun üstesinden gelirler. Benim kadar azimli olurlar her konuda. Ya azimliyimdir çok şükür Allah'a. Böyle bir şeyim var, yaratılışım var. Hemen pes etmem. Bardağın hep dolu tarafından bakmışımdır. Boş tarafından bakmıyorum. İnsanlara çok güveniyorum. Aa, diyeceksin ki güvenilir mi? Güvenilmiyor. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki güvenilecek insan şöyle cımbızla çekecek kadar. 1-2-3. Ama insanları sevdiğim için. İnsanları çok seviyorum. Herkes mutlu olsun istiyorum. İnanır mısınız? Başkasının mutluluğu beni gün boyu mutlu ediyor. Bilmiyorum. Belki safça bir duygu ama iyi niyetimden oluyor. Yani bu konuda rahatsız değilim ben insanları sevmekle. Başak burcusun yoksa. Rahatsız değilim. Başak burcu olduğu için öyle. Mesela ben kova burcuyum. İnsan olmasa da olur benim için. Benim için insan çok önemli. İnsan mutlu olsun, insan huzurlu olsun yani etrafımdakiler. Bana yetiyor. Pozitif bir duygu. Ben insanların çok bencil ve nankör olduğunu düşünüyorum. Eninde sonunda hep bir yanlış yapacaklarını düşünüyorum. Bu konuda hep Eda'yı eleştiriyorum. İyi insan var mıdır? Vardır. Ama o bilmiyorum, bana denk gelir gibi gelmiyor hiç. O yüzden çok nadir diyorum. Ben de kötü insan yoktur diyorum. Hırsız yoktur diyorum, arsız yoktur diyorum, katil yoktur diyorum ki. Yani her tarafta var bunlar. Ya da yakıştırmıyorum diye yoktur diyorum. Var olan şeyler bunlar. Ben yaşadım. Hırsızlık olayını bizzat kendi evimin içinde yaşadım. Ama ben o kişiye yakıştıramadım. Olamaz, olamaz. Öyle bir insan olamaz dedim. Yani iyi niyetimden dolayı. Saf değilim arkadaşlar. Biz saf değilim. Onlar Allah'a verecekler sualini. Her konuda vicdanım rahattır. İnsanları sevmekle hani üzgün değilim. Hala da devam ediyorum. Güvenmeye, sevmeye. Yani kaç kişi, ben abone işi yapıyorum kozmetik. Beni dolandıran da çok oldu Instagram sayfasından. Ürünleri alıp beni engelleyen, ödemelerini yapmayan arkadaşlar oldu. Allah'a havale ettim. En büyük hakim Allah'tır. Ben bugün varım, yarın yokum. Ama Allah kalıcı, daim, baki. Ona verecekler hesabını. O yüzden huzurluyum. Problem yok. Birkaç kuruşla da zengin olmam, fakir de olmam. Ama o kendiyle utansın. Yapanlar. Kişiliksiz, karaktersiz insanlar işte. Neyse. Devam. Belki de izler bu videoyu. Muhtemelen. Belki izler, bilemem. Benim de çok laf söyleyecek insan var da kendi videomu kirletmek istemiyorum. Benim çevremde çok dengesiz insan var. O kadar çok dengesiz insan var ki bir gün bir laf eder, ikinci gün o lafını tutmaz. O kadar çok yani çevremde. Yok, benim çevrem çok iyi. Arkadaş toplumum, çevrem, annem, bacım gibiler, kardeşim gibiler. Gerçekten bana değer veren insanlar çok. Onları da inkar edemem. Mesela ben gurbetteyim. Anam, bacım, kardeşim yok burada. Ama bana ana olmuş, bacı olmuş, teyze olmuş o kadar çok kişi var ki. Yani iyi insanlar daha var. Var oldukça da bu dünya ayakta kalacaktır. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Annem gibi mi, benim gibi mi? Ben olumsuz değilim, olumluyum, hala olumlu, pozitif bakıyorum hayata dair. Ben şöyle düşünüyorum, nasıl biliyor musun?
insanlar hakkında iyi şeyler söylemem. Çünkü kötü bir şey yaptığı zaman da hayal kırıklığına uğramıyorum. Diyorum ki biliyordum. Hayal kırıklığına uğrama şeyim yok yani. Ama sen hayal kırıklığına çok çabuk uğrayabilirsin. Yani uğruyorum da. Uğruyorum. Çok uğradım. Ama hala ne diyorum? Aslında kendime üzülüyorum sonra. Diyorum ki ben yaptım diyorum. Yani ben inandım. Ben yaptım. Tamamen benim hatam diyorum. Yani kendime yanıyorum. Yine de karşı tarafı suçlamıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ben kendim yaptım diyorum. İlginç. Gerçekten ilginç bir şey. Yani şimdi bunu düşüneceksiniz. Hem bilerek yapmanız diyeceksiniz abla, teyze vesaire. Evet, bilerek. Sonradan çok pişman olduğum şeyler yaşıyorum ama yine de devam ediyorum ya, insan sevgisine, bilmiyorum. Kişilik meselesi. Sanki yine Ramazan ayında çekmiştik gibi. Öyle miydi? Sanki öyleydi. Öyle miydi? Neyse, bakalım sonra. Baştan cevap gelmediği için. Yok ya. Baharın başlangıcıydı. Nisan'da işte, Mayıs. Nisan, Mayıs. Belki bir ay sonrasıydı. Meyveler çıkmıştı küçükten küçükten. Yine bir Nisan, yine bir bahar. İnşallah tüm güzelliğiyle herkesi mutlu edecek aylar olur bu bahar ayı. Temennim. En sevmediğim ay. Sen en çok hangi mevsimi seviyorsun? Sonbahar diyecektim. Seviyorum. Ben de sonbahar ve kış. Her sonbahar rüzgarında sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Bazen öyle şeyim de vardır arkadaşlar. Bir şey derken bir şarkı gelir pat diye aklıma. Onu da söylemeden geçemiyorum. Söz olarak. Geç. Şiştim. Peki aç da düğündüm. Sırf çekim var diye. Rica ettim. Olsun abi. Hiçbir şey yemem artık. Ama güzel bir çay gideriz. Demli kaçak. En sevdiğim şey yemekten sonra çay. Muhteşem. Evet. Ya çay açken doyurur, tokken sindirir. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir, dile getirmiştir. Gerçekten mi? Tabii ki. O açken doyurur, tabii. Tokken sindirir mideyi. Yani o kadar rahatlatıcı bir özelliği var çayımız. Sağlıklı. Evet, çay. Yani çok önemlidir. Zaten Türkiye'de genelde en fazla tüketilen içecek sıcak çay. Hemen hemen herkes işte demliyor mutlaka. Özellikle iş yerlerinde. Biz hep demleriz mesela. Evet. Başka ne yapılır ki iş yerinde can sıkıntısından? Şimdi pandemi var. Çay daha fazla hızla ilerliyor. İçme. İş yok. Kepenkler kapanıyor. Yani hemen hemen ne yapıyoruz biliyor musunuz? İş olmayınca yemek yiyoruz. Bir şey içiyoruz. Bir şey atıştırıyoruz. Bu da bizde kilo yapıyor. Hatırlıyorsanız zaten demiştiniz bir yıl önce falan, o kadar zayıfsın hani, herkes öyle diyor. Hiç tanıyamadık seni şu an diyorlar. Bir yıl önce bazı sorunlarım vardı, annem de biliyor. Hiç yemek yemediğim zamanlarda oluyordu, o yüzden bir 15 kilo vermiştim. Hamdolsun iyi. Şimdi çok iyiyim. Kilo problem değil, evet. Kilo verilir ama sağlık geri gelmez. Sağlık önemlidir. Kilo, ben hiç problem etmedim arkadaşlar. Vücudumda bir sorunum yok da yüzüm çok şişiyor kilo aldığım zaman. Böyle önemli yuvarlak değil. Oluyor. Ben mesela 44 yaşındayım. 53 kilodayım. Bu da şeker bana hızla bazen kilo verdiriyor. Problem etmiyorum. Çok zayıf olduğumu söylüyorlar. Ama problem etmiyorum. Sağlıklı olayım da diyorum. Problem değil diyorum hani. Kilo, alışım, verişim. Yani sorun etmiyorum kendime. Kilo kompleksim hiç olmadı arkadaşlar. Kilolu, yani mesela 78 kiloya yükseldiğim oldu.
Bakma şimdi 53 kilo olduğumu. Sen nasıl varmışsın 78 kiloydun? Evet bir ara spor oturuyorum. Yapıyordum. Spor aletlerinden. Bir ayda 10 kilo verdim. Evet bak hatırladım şimdi. Bir de sen sonradan yemeği çok kestin ama. Yemekle pek şeyim yok, aram yok. Kahvaltı türüne bayılıyorum arkadaşlar. Sabah olmazsa olmaz. Hadi sabah dediğimde biraz öğleye yakın oluyor. Acıkmıyorum çünkü geç yapıyorum kahvaltıyı. Benim için en önemli öğün kahvaltı. Severek yiyorum. Ben hiç kahvaltıyı sevmem. Başka, direkt yemek. Başka yemeği de daha pişirirken doyuyorum. Onun kokusundan, onun hengamesi, telaşı yap, et, koy, diz, servis derken ben de bitiyor. Tıkanıyorum. Yemek ihtiyacı duymuyorum. Kokusu doyuruyor. Mesela benim de kilo kompleksim yok. Neden biliyor musunuz? Biz ailecek biraz şeyiz. Çabuk kilo verebiliyoruz. Hani hiç öyle kilo şeyimiz olmadı. Şöyle. Sülalemizde öyle yok, abartılı evet. Obezite problemimiz olmadı. Şöyle ben kaç ay boyunca? 5 ay boyunca gece yemek yiyorum. O yüzden bayağı kilo aldım. Hiç normalde gece yeme alışkanlığım yoktu. Annem bilir. Kalkıp ne yemek yeme ne de gece geç saatte yemek yeme diye bir şey yoktu. 8-9'du yani en fazla. Ondan sonra saat 1'de 2'de yemek yemeye başladım. Ve o da tabii ki de bir zahmet yapsın. Şimdi yavaş yavaş gece yemelerini bırakıyorum. Diyor ve dün yedi yine. Kim? Yani arada yaptım. Gece. Ama arkadaşlar ben burada bir şeyler yapmaya çalışırken bizim burada zil çalışmıyor. Bizim zil iptal. Bir bakın ses geliyor biraz üstü teras bizim. Çak 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 çak. Belli ki kurye gelmiş. Yemek. Ne oluyor Eda diyorum. Geç vakit bazen. Yine mi yemek istedin diyorum. Ani bir kararları vardır yemek hususunda. Birden canı istersen. Evet. Saat kaç olduğuna bakmaz. Mümkün değil. Yok yok anne diyor şey istemiştim başka şey. Halbuki yemek. Ben biliyorum. Yani sonra kartonu gördüğümde iş işten geçmiş olmuş. Yani. Şey gibi, sefiller gibi yağızda oturmuşuz böyle yiyoruz. Bir bakıyoruz annem geliyor böyle kalıyor. Niye mi yemek diyorum. Gece gece. Ya anne canımız istedi deyince. Ama gerçekten artık sağlığım için benim reflüm var. Gece yemek yemeyi bırakmam lazım. Haftada bir bunu söylüyorum. Evet haftada bir. Haftada bir bunu kuruyoruz. O yüzden yapmam lazım bence. Güzel daha. Hı? Güzel de yemek. Evet gerçekten arkadaşlar. McDonald's olunca. Gerçekten ben mesela çok seçiciyim. Aynı zamanda gurmeyim ben. Yani her yemeği böyle kolay kolay yemem, sevmem. Benim için lezzeti çok önemlidir. Gerçekten çok beğendim McDonald's. Kızartması bile çok çıtır çıtır. Evet. Soğan halkaları bir muhteşem. Gerçekten evet, köften benim farklıdır. Ben tavuk burger yemiyorum. Arkadaşlar sevmiyorum. Sadece bir tavuğun bir tek kebabını yiyebiliyorum. Bütün yemek çeşitlerini yapıyorum tavuğun ama ben maalesef yemiyorum. Sevmiyorum. Artık yemek sepeti de bana sponsor olursa çok sevinirim. Yani sürekli bütün param oraya gitmiştir. Çalıştığım falan. Lütfen yemek sepeti bana sponsor olursa sevinirim. Sürekli zaten yemek sepetinden alıp video çekiyoruz. Buradan duy beni. Ama yani bir şeyler yap. Takip için size duyarlar bebeği. Görmezler de yani. Reklam veren onlar YouTube. Çok doydum. Evet kızma sponsor olabilirsiniz yemek sepeti. Sizi herkese tanıtıyoruz bu arada. Herkes biliyor ki. Bizim mahallede adını vermeyeceğim. Biri var. O birinci. Yemek sepetinde bizim mahallede. Tabii. Annesi devamlı dolma yapar. Mantı, süt çorbası. Gerçekten. Yapar bak kadın yapar ama bir bakarız. 7-24 kuryeler Remzigil'in kapısına Remzigil'in birinci olmuş adam. Anne niye söylüyorsun adını? Ha? Adını niye söylüyorsun? Adını söyleme yani. Neden? Yani hani olabilir. Adamı da herkes izliyor hemen hemen. Neyse. Ay. Güzin Hanım ben seni biliyorum. Süper yemeklerin de çok güzel. Ağır yemekler ama Remzi işte. Gençler bazen öyle hazır yemek istedikleri için söyledim. Yoksa biliyorum. Yemek kültürünü de biliyorum hayatım.
becerikli olduğunu da biliyorum. Ama bizim gençler bazen yaptığımız yemekten hani ne derler? Ye ye ev yemeği. Sıkılıyor. İsteyebilirler. Ama Remzi biraz daha fazla herhalde birinci olduğuna göre devamlıdır. Olabilir. Ama hani cidden bazı insanlar belki inanmazsın. Bu bize çok geliyor ya, sürekli söylüyorum her gün. 3 öğün söyleyen var. Bir günde 3 öğün her gün. Ay yok, ben alamayacağım bebeğim. İnanır mısınız? Bana bile çok gelir yani. Bunu yedim. Bir ay aklıma artık ne köftesi gelir, ne kızartması, ne soğan alırız. Yani kebapta da öyleyim. Bir defa yerim, bir ayda aklıma gelmez. Yani canım istemez hani. Sık yemem hazır yiyecek. Ben de şu an kaç, bir hafta oldu şeker tüketmiyorum. Şeker derken çay falan şekersiz içiyorum zaten. Çikolatayı falan bıraktım full. Çikolata, pasta. Benziyor muyuz kızla? Evet. Yani. 20'li yaşlarıma benziyor. Evet. O gün nostalji yapayım dedim. Albümümü açtım. Gerçekten gelinlik resmim. Keşke gösterseydik ya. Yok, gösteremeyiz. Burası erkekti. Onu olsun. Ama gerçekten aynı. Annem bir de benim kilolarımda gibi böyle biraz balık etliydi. O kadar benziyor ki. Kime göstersek sen busun ya, kandırıyorsun falan diyorlar bana. O kadar. Ama gelinlik giymedi tabii. Oradan bilmeleri gerekiyordu aslında mantıken. Şey de var, senin beni tuttuğun. Bir de eski model gelinlik düşünün yani. 25 yıl öncesinde alaka sen olabilir misin? İşte o kadar yani benzetiyorlar. Ama cidden senin yüzümüzün böyle yuvarlak, yanakların dolgundu. Şu an zayıf. Elmacık yanaklarım vardı. Bana niye de elması? Bak. Çok yemişsin derlerdi. Kızarık kızarıktı böyle. Gerçi şu anda da bir şey sürdüğüm yok ama cildim hiçbir makyaj ve kozmetik ürünü kullanmadığım için diyorum. Fazla kırışık yok. Sarımız hani, nedir? Şu gözaltı torbalarımdan biraz bazen rahatsızım. O da bazen çok uykusuz kaldığım zamanlar oluyor. Şekerin verdiği ilacın etkisiyle. O şekilde yani. Tavsiye de etmiyorum fazla kozmetik yüzde. Çünkü cildi gerçekten yıpratıyor arkadaşlar. Daha az makyaj. Hele fondötün. Bence genç kızlara nasıl desem. Bak, ben kozmetik satan bir kişi olarak sizlere tavsiye etmiyorum. Gerçekten cildi çabuk yıpratıyor. Bunu Eda'ya da sürüyorum. Fazla yapma etme kızım. Yazık ben, cildine. Evin içinde falan makyaj yapanlar da var. Ben evin içinde makyaj yapmam. Sadece video çekerken bazen. Bir de iş yerindeyken yapıyorum. Bazen iş yerinde bile yapmadığım oluyor ama. Makyaj yapmıyorum bazen canım istemediği zaman. Yüzümde pek bir sorun yok çünkü. Bakınız arkadaşlar, şu anda full makyajlı kendisi. Yaklaş. Bak. Öncesi ve sonrası halimiz belli yani, değil mi? Ne kadar makyaj kendini belli ediyor. Sürülse sürülmez. Evet. Eda bayağı bir fon. Ben hiç sıfır bak. Şu anda sadece bir ufacık hafif bir ruj. Ama anne şimdi ufacık bir kalemim var arkadaşlar. Ben şimdi kızılım ya. Kızıl olduğum için makyaj. Bakın ya. Yani anne, bu kadar. Sevmiyorum fazla makyaj. Taraftarı değilim. Kızıl olduğum için kamerada çok çiğ gözüküyorum. O yüzden makyaj yapmak zorunda kalıyorum. Kaç dakika oldu? 28 dakika oldu. Tamamlayalım yarım saati. Tamam. Yaz, bizim çocuk oruç ya. Yemek falan hazırlamam gerekiyor arkadaşlar. Kapatabiliriz. Siz istemişsiniz annenizle. Yani uzun zamandır istiyordunuz diye ben. Evet, annene bir çekim yap diye ben kıramadım sizleri gerçekten. Biraz da rahatsızdım aslında. İşlerim de çoktu. Size zaman ayırmak için geldim. Memnun oldum tabii. Hani isteğinize karşı icabet etmem beni memnun etti. Rahatsız etmedi. İnşallah başka bir zamana tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın lütfen. Evet, ona destek olmanız beni çok memnun eder. Çünkü gerçekten uğraşıyor, bir emek veriyor. Kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hani uğraş. Ne kadar hoş bir şeydi değil mi? Böyle helalinden kendince
Affedersiniz. Tabii böyle insanları, benim sadece kızım diye değil, hani dışarıda da gençlerin bir şey yaptığını görsem, mesela hani YouTube değil vesaire, bayılıyorum. Gençlerin bir şeyle uğraşıp her halinden ekmeğini kazanan kendince. Evet. İşte o yüzden destek olursanız çok sevinirim. Başka zamana görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Allah her şeyi gönlünüzce versin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Görüşürüz. Bye bye.